Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Yaşasın dondurma. Aa, harika. Dondurma. Çocuklar sakin olun. Özür dilerim Leni. Rica etsem biraz kenara çeker misin? Tabii önemli. Bakar mısınız? Çocuklar dondurma almak istiyor. Rica etsem biraz durabilir misiniz? Elbette. Koşmayın çocuklar, düşebilirsiniz. Sanırım dondurmayı çok seviyorlar. Yavaş binin çocuklar, birer birer. Özür dilerim Leni. Olamaz. Önemli değil. Eminim yıkayınca geçer. Sonra sana bir tane daha alırım. Lütfen ağlama. Hadi otobüse bin. Leni'nin izin günü. Otobüs garajında yepyeni bir gün. Leni her zamankinden daha erken uyanıyor. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Leni. Kani, ben mi uyandırdım seni? Neden işe bu kadar erken gidiyorsun? Aslında bugün benim izin günüm. O yüzden şehir dışına çıkıp kır gezisi yapmayı planlıyorum. Kır gezisi mi? Bu harika. Neyse, ben artık gideyim. İyi eğlenceler. Onun yerinde olmak isterdim. Uyanın çocuklar. Sabah oldu. Günaydın. Günaydın. Leni nerede? Gitti. Bugün izin günü olduğu için erkenden kalkıp kır gezisine çıktı. Gideli çok oldu mu? Peki nereye gitti? Bilmiyorum. Yeşili bol olan bir yere. Nereye gittiğini merak ettim. Ben de merak ettim. Keşke biz de gidebilseydik. Herhalde çok uzun sürmez. Bu anaokul otobüsü. Affedersin, bir sorun mu var? Sanırım motorumda bir arıza var. Hareket edemiyorum. Ne yapsam acaba? Çocukları pikniğe götürüyordum. Ne var, ne oldu? Hareket edemiyorum. Acaba ne yapabiliriz? Yani şimdi pikniğe gidemeyecek miyiz? Evet. Hayır, olmaz. Tamam, bir dakika izin verin çocuklar. Çocuklar gidemezse büyük hayal kırıklığı yaşar. Acaba onları ben mi götürsem? Ama o zaman da planladığım kır gezisini yapamam. Kır gezisine başka zamanda çıkabilirim. Bugün çocukları pikniğe götüreyim. Affedersiniz. Çocukları pikniğe ben götürebilirim. Sen mi? Ama senin çalışman gerekmiyor mu? Aslında bugün benim izin günüm. Ama izin gününde eğlenmek istemiyor musun? Önemli değil. Gördüğüm kadarıyla çocuklar için bu çok özel bir gün. Peki, senin için sakıncası yoksa? Tabii ki yok. Çocuklar. Evet öğretmenim. Korkarım küçük otobüsümüz şu an biraz hasta. O yüzden bizi pikniğe Kindi'nin yanındaki diğer küçük otobüs götürecek. Bu harika. Gerçekten ben pikniğe girebilecek miyim? Evet. Hadi gidip binin. Yaşasın. Merhaba çocuklar. Benim adım Leni. Merhaba Leni. Dikkat edin. Acele etmeyin çocuklar. Teşekkür ederim Leni. Önemli değil. Pekala, gidiyoruz. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Bu yolda trafik her zaman sıkışık oluyor. Merhaba Tayo. Merhaba Toti.
Arızalı otobüsü tamir atölyesine götürüyor olmalı. Her neyse, Lenin'in nereye gittiğini merak ediyorum. Eminim şu anda çok güzel vakit geçiriyordur. Tayo, önüne bak lütfen. Hayır. Caddenin ortasında hayallere dalarsan böyle olur. Aklıma bir şey geldi de o yüzden düşünmeye daldım. Ama bu çok tehlikeli. Gani bazen yetişkinler gibi davranıyor. Pekala Tayo, sonra görüşürüz. Görüşürüz, güle güle. Ha? Bu Lenny. Lenny, merhaba. Merhaba Lenny. Hala şehir içinde ne yapıyorsun? Kır gezisine gitmeyecek miydin? Ama önemli bir iş çıktı ve gezimi iptal ettim. Ne işi çıktı? Anaokulu otobüsü arızalanmış. O yüzden çocukları pikniğe ben götürüyorum. Gıdıklanıyorum. Çocuklar, otobüse resim çizmeyin. Sen çok iyi bir otobüsün Lenny. Ben yoluma gideyim. Görüşürüz. Yaşasın dondurma. Dondurma istiyorum. Çocuklar sakin olun. Özür dilerim Lenny. Rica etsem biraz kenara çeker misin? Tabii önemli değil. Bakar mısınız? Çocuklar dondurma almak istiyor. Rica etsem biraz durabilir misiniz? Elbette. Koşmayın çocuklar, düşebilirsiniz. Bu sanırım dondurmayı çok seviyorlar. Ben de istiyorum. Yavaş binin çocuklar, birer birer. Özür dilerim Lenny. Olamaz. Önemli değil. Eminim yıkayınca geçer. Sonra sana bir tane daha alırım. Lütfen ağlama. Hadi otobüse bin. Küçük otobüs Tayo. Hoş geldiniz efendim. Lenny şu an kırda çok eğleniyor olmalı. Neler yaptığını merak ediyorum. Rogi, yolcuların seni bekliyor. Ne oldu? Bir sorun mu var? Daha doğru. Bir sorun mu var? Özür dilerim. Hemen hareket ediyorum. Rogi, otobüs durağında hayal kurmak doğru bir şey değil. Özür dilerim. Bundan böyle çok daha dikkatli olacağım. Güzel. Her neyse, benim gitmem gerekiyor. Yani bazen yetişkin gibi davranıyor. Bak bir panda. Panda. Merhaba panda. Pandayı otobüse alabilir miyiz? Lütfen alalım. Ama çocuklar pikniğe gitmemiz gerekiyor. Tamam. Bakar mısınız? Nereye gidiyorsunuz? Köşeye mi gideceksiniz? Sizi götürebilir miyim? Ama panda değilmiş. Affedersiniz. Ama rica etsem başlarınızı takar mısınız çocuklar için? Çocuklar, bakın işte panda. Pandayı istiyorum. Teşekkür ederiz Bay Panda. Güle güle çocuklar. Güle güle. Güle güle. Şimdiden o kadar yoruldum ki. Hena,
Merhaba Toti. Bu da mı arızalanmış? Evet. Aferin. Merhaba. Merhaba. Ne oldu sana? Maalesef bilmiyorum. Çocukları almış pikniğe götürüyordum. Sonra birden duruverdim. Pekala. Önce seni muayene edelim. Bir dakika. Çocuklar nerede? Ha, nazik küçük bir otobüs benim yerime çocukları götürebileceğini söyledi. Nazik bir küçük otobüs mü? Kim olduğunu merak ettim. İşte geldik. Sana çok teşekkür ederim Leni. Rica ederim. Güle güle çocuklar. Hoşça kal. Ah şu çocuklar. Önemli değil. Her neyse artık gitsem iyi olacak. Güle güle. Güle güle Leni. Güle güle. Teşekkür ederim Leni. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. Onları istedikleri yere götürebildiğim için çok mutluyum. Tayo, Rocky. Merhaba, merhaba Gani. Sanırım Leni hala dönmedi. Hayır, dönmedi. Biz de ne zamandır onu bekliyoruz. Bugün kır gezisinde yaptığı her şeyi dinlemek istiyorum. Evet, biliyor musunuz sabahtan beri Leni'nin kır gezisini merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz buradasınız. Leni, bugün nereye gittin? Evet, neler yaptın? Hadi durma, anlat. Bugün ne yazık ki kır gezisine gidemedim. Ama çok daha önemli bir şey yaptım. Öyle değil mi Gani? Geziden daha eğlenceli ne olabilir ki? Ne yaptın peki? Söylemem, sır. Gani onun ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hadi söyle bize. Ben de bilmiyorum. Lütfen söyle Gani. Kır gezisine çıkmamış olsa da Leni bugün çok güzel zaman geçirdi. Başkalarına yardım etmek çok güzel bir his değil mi? Prenses Leni. Şehrin caddeleri her zaman araba ve otobüslerle dolu olur. Ama bugün trafik her zamankinden daha yoğun görünüyor. Bugün bütün yollar tıkalı. Merhaba Leni. Sito. Seni gördüğüme sevindim. Ben de seni. Bugün trafik neden bu kadar sıkışık? Çünkü komşu bir ülkenin prensesi bugün şehrimizi ziyarete geliyor. Prenses mi? Bak işte geliyor. Nerede? İşte prenses. Ne kadar da güzel. Leni hayatında ilk defa prenses gördüğü için şaşkındı. Ne? Prenses mi? Üstelik de çok güzeldi. Bize biraz daha anlatsana. Hadi anlat bize. Tamam anlatıyorum. Üzerinde harika bir elbise vardı. Başında da pırıl pırıl parlayan taşlı bir taç. Çok sayıda siyah parlak araba yol boyunca ona eşlik etti. Ve prensesin ayak bastığı her yere kırmızı halılar serildi. Ne kadar güzel. Keşke ben de prenses olabilsem. Ne diyorsun sen? Sen prenses olamazsın ki. Nedenmiş o? Olabilirim. Bizi yanlış anlama. Ama her isteyen prenses olamaz ki Leni. Galiba haklısın. Daha sonra görüşürüz. Zavallı Leni. Prenses olamayacağını fark etmesi onu çok üzmüşe benziyor. Sadece bir günlüğüne prenses olsam bile yeterdi. Sen prenses olamazsın ki. Hiçbir zaman prenses olamayacağım. Ertesi sabah bütün küçük otobüsler tamir atölyesinde toplandı. Sanırım Leni kendini iyi hissetmiyor. Evet. Ama muayene ettim ve onda hiçbir sorun bulamadım. Ben prenses olmak istiyorum. Ne dedi? Ben de onun gibi prenses olmak istiyorum. Çocuklar,
Sanırım Lenny'yi neşelendirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Biliyor musun? Evet. Galiba Lenny prenses olamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. O yüzden bir gün için ona gerçek bir prensesmiş gibi davransak nasıl olur? Prensesmiş gibi mi davransak? Hayatta olmaz. Hayır. Neden böyle bir şey yapalım? İyi ama Lenny'yi bu kadar üzgün halde bırakamayız. Hadi ama Rogi. Evet. O tarafı sadece bir günlüğüne. Ya peki. Lenny, bir bakalım ne oldu? Seni bir günlüğüne prenses yapmaya karar verdik. Ben mi? Prenses mi? Evet majesteleri. Emrinizdeyiz majesteleri. Harikasınız çocuklar. Bir dakika, ben hasta olduğunu sanıyordum. Ben de öyle. Pekala, şimdi size kuralları sıralayacağım. Birinci kural, bana her zaman Prenses Lenny diye hitap edeceksiniz. Tamam Lenny. Hayır, ben artık sizin için Prenses Lenny'yim. Emredersiniz Prenses Lenny. İkinci kural, nereye gidersem gideyim yanımda olup beni koruyup kollayacaksınız. Tamam. Ve üçüncü kural, size ne emredersem onu yapmak zorundasınız. Tamam mı? Ya bunların hepsini yapamayız. Rogi, sadece bir gün için. Evet. Tamam. Pekala. Şimdi hep birlikte bana Prenses Lenny deyin. Prenses Lenny. Ya söyleyin. Bu kez yüksek sesle. Prenses Lenny. Bu saçma şeye daha ne kadar devam edeceğiz? Bilmiyorum ama yorulmaya başladım. Bu arada ne yapmaya çalışıyor bu kız? Galiba bir prenses gibi zarif yürümeye çalışıyor. Sahi mi? Ne yani? Şimdi ben prenses gibi mi yürüyorum? Çok komik görünüyorsun. Hey! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne dedim ben size? Hani gittiğim her yerde gölge gibi beni izleyecektiniz? Unuttunuz mu? Hadi ama Lenny, hala yorulmadın mı? Evet. Burada hiçbir şey yapmadan dönüp duruyoruz. Evet, biraz yorulmuş olabilirim. O zaman artık durabilir miyiz? Hayır. Şimdi beni eğlendirecek bir şeyler yapın. Evet, bu çok komik. Pekala Tayo, sen görevini yaptın. Şimdi Gani gelsin. Özür dilerim prensesim ama benim bu tür becerilerim yok. Pekala, bugün bana nazik davrandığın için seni affediyorum. Şimdi sıra Rogi'de. Ne yapacağım şimdi? En iyisi şarkı söyleyeyim. Rogi Rogi! O sevimli küçük bir otobüs. Bazen yavaş, bazen hızlı. Kes şunu! Bu da neydi? Hiç beğenmedim. Ne? Şarkı böyle söylenmez ki. Seninki sadece gürültü. Bir daha söyle. Derhal. Hayır söylemeyeceğim. Çok beklersin. Ne dedin sen? Anlayamadım. Rogi'nin cezalandırılmasını istiyorum. Derhal. Hadi ama Lenny, uzatmayalım artık. Biz de başka bir şey oynamak istiyoruz. Şimdi. İyi ama bu oyunu bana öneren sizdiniz. Ama kaprislerinle bizi bezdirdin. Doğru söylüyor. Artık bu oyunu bırakalım. Bunu bana yapamazsınız. Size inanamıyorum çocuklar. Lenny, dur! Küçük otobüs Tayo. Sözlerinde durmadılar. Ayrıca çok kaba davrandılar. Affedersiniz. Binmeme izin verir misiniz? Ne? Prenses. Beni tanıdın mı? Elbette. Sizi daha önce buradan geçerken görmüştüm. Hadi binin. Teşekkür ederim. Prensesle tanıştığıma inanamıyorum. Sizinle tanışmak benim için şereftir. Benim adım Lenny. Tanıştığımıza sevindim Lenny. Evet, sizi nereye götürmemi istersiniz?
güzel bir yere gitmek istiyorum. Sanırım ben istediğiniz gibi bir yer biliyorum. Hazırsanız yola çıkalım. Aa evet. Teşekkür ederim Leni. Rica ederim. Ve Leni prensesi iki yalı çiçekli ağaçlarla bezeli bir yola götürdü. Birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiler. Aa, harika. İnanılmaz. Burası çok güzel Leni. Beni getirdiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama eminim siz buradan çok daha güzel yerlere gitmişsinizdir. Hem de bir sürü şık siyah arabaya eşliğinde. Size ne kadar imrendiğimi bilemezsiniz. Gerçekten mi? Ben de sana imreniyorum Leni. Bana mı? İstediğin her yere gitmekte özgürsün. Canın istediğinde böyle güzel yerlere gelebiliyorsun. Ama benim tek başıma bir yere gitmeme asla izin verilmiyor. Hatta istediğim zaman arkadaşlarımı bile göremiyorum. Bu yüzden bazen korumalarımı atlatarak kaçmak zorunda kalıyorum. Ama ya başınız derde girerse? Evet girebilir ama yakalanırsam tabii. Bu arada senin gibi harika bir arkadaş edindiğim için çok mutlu hissediyorum Leni. Ben de öyle. Her şey için çok teşekkür ederim Leni. Prenses, bir dahaki gelişinizde otobüs garajımızı da ziyaret edin. Otobüs garajı mı dedin? Evet. O zaman diğer arkadaşlarımla da tanışabilirsiniz prenses. Onları da çok seveceğinizden eminim. Peki, yakında oraya da gelirim. Sizi dört gözle bekleyeceğiz. Sonra yine görüşürüz prenses. Güle güle Leni. Arkadaşlarımın yanına dönmeliyim. Beni merak etmişlerdir. Burası neden bu kadar karanlık? Evinize hoş geldiniz Prenses Leni. Sizi bekliyorduk efendim. Arkadaşlar. Bu taraftan Prenses Leni. Peki. Evinize hoş geldiniz Prenses Leni. Buyurun majestelerim. Leni, bunlar senin içindi. Hoşuna gitti mi? Evet, muhteşem. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gündüz yaptıklarımızı bağışla lütfen. Bundan böyle sana gerçek bir prenses gibi davranacağız. Arkadaşlar. Ben de sizden özür dilerim. Harika arkadaşlarımın değerini yeterince fark edemedim. Ama artık iyi dostlara sahip olmanın taç sahibi olmaktan daha önemli olduğunu biliyorum. Artık prenses olmak istemiyorum. Sadece arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Leni. O halde artık o taca ihtiyacın yok. Ama en azından bu gecelik takabilir miyim? Leni. Oldukça heyecanlı bir günün sonunda Leni iyi arkadaşlara sahip olmanın prenses olmaktan çok daha önemli olduğunu fark etti. Beni kurtarıcı Jay. Güneşli bir öğleden sonra. Küçük otobüsler acil durum merkezine doğru ilerliyor. Acaba Ruki bizi neden görmek istedi? Bilmiyorum. Belki bana ödül vermek istiyordur. Harika bir otobüs olduğum için. Hiç sanmıyorum. Anne, hadi geçelim. Tamam. Geç kaldım, geç kaldım. İyi misin? Evet. Vay. Ucuz atlattık. Çok teşekkür ederiz. Hiç sorun değil. Sizin yolun yeter. Tamam o zaman. Acaba o kimdi? İnanın. Ruki! Merhaba! Vay canına! Burası çok temiz! Özel bir şey mi oluyor burada? Kurtarma ekibimizin yeni üyesi bugün gelecek. Yeni bir üye mi? İşte geldi bile. Bu daha önce gördüğümüz kişi. Merhaba. Benim adım Jay. Vay!
Memnun oldum Cem. Acil durum merkezine hoş geldin. Yardımcı olacağıma memnunum. Ve buradakiler küçük otobüsler. Onlar en büyük baş belalarımız. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Yani yarıncı için bir hoş geldin partisi veriyoruz. Gelmek ister misiniz? Vay! Hoş geldin partisi. Elbette orada olacağız. Ertesi gün işten sonra Lani oyun parkına gidiyordu. Hoş geldin partisi öğleden sonra, öyle değil mi? Merhaba, benim adım Jay. Umarım Jay ile kısa zamanda yakınlaşırız. Jay, merhaba. Kenara çeker misin lütfen? Tıpkı düşündüğüm gibi. Arka lastiğinin havası inmiş. Böyle gayet iyi. Hayır. Bu çok tehlikeli. Doğrudan garaja git ve düzelt. Şimdi mi? Oyun parkında arkadaşlarımla oyun oynayacaktım. Bir kazaya karışırsan arabaları tehlikeye atarsın ama. Hemen oraya git. Lastiğini onardıktan sonra Lani oyun parkına gitti. Çocuklar, ben geldim. Bir kez daha. Tamam. Önce ben. Hadi ama. Shine. Lani. Yakınlarda Tayo ve diğerlerini gördün mü? İşe gitme zamanı geldiği için az önce gittiler. Çok geç kalmış olmalıyım. Oyun oynayacaktım. Bizimle oyna sen de. Tamam. Şimdi binme sırası bende. Dur. Jay, şuna bak. Lastiğim onarıldı. Ne yapıyorsun? Asansörü incelemeyi bitirene kadar oyun parkına giremezsiniz. Ne? Speed ve Shine asansöre bindi. Bir kereliğine bana izin ver. Hayır, geri dön. Ben de binmek istiyorum. O çok korkutucu. Lani'yi sevmiyor olmalı. Hiç adil değilsin Jay. Küçük otobüs Tayo. Lani! Nereye gittin? Uzun süre bekledik. Acele edin Jane, hoş geldin partisine gidelim. Ben gelmiyorum. Siz gidebilirsiniz. Ne? Bu nereden çıktı şimdi? Jane, hoş geldin partisine gitmeyi çok istiyordun. Artık gitmek istemiyorum. Ben gidip oyun parkında oynayacağım. Lani! Onun nesi var böyle? Bilmiyorum. Mutsuz olan Lani, hoş geldin partisi yerine yalnız başına oyun parkına gider. İzin verilmeyen tek kişi benim. Bozuk gibi bile görünmüyor. Hayır, geri dön. Benden hoşlanmadığına eminim. Hiçbir sorun yok. Neler oluyor? Hoş geldin Jay. Acil durum merkezimize katıldığın için tebrik ederim. Tebrik ederiz. Hepinize teşekkür ederim. Durun. Lani sizinle gelmedi mi? Oyun parkı mı dedin? Evet. Rogi, neden bunu ona söyledin? Ne olmuş? Buraya gelmek istemedi ve oyun parkına gitti. Gitsem iyi olur. Jay, nereye gidiyorsun? Rogi, tedbir olarak acil durum kaydırağını alıp oyun parkına gitmeni istiyorum. Yardım edin. Kimse
yapma. Aşağı iniyorum. Lani? Jay! Asansörde bir sorun olmalı. Acele edin. Tamam. Tamam. Lani tehlikede. Yaralandın mı? Aa, çok korkutucuydu. Aa, evet. Artık iyisin. Jay! Aha. Acil durum kaydırağı kuruldu. Buradayız. Hı. Geri çekin. Ha, tamam. Tamam, gidelim. Aa, tamam. Ha, Jay! Yangın çıktı. Sorun yok. Aa, aşağı in. Eğer Jay olmasaydı başın büyük derde girebilirdi. Haklısın. Hayır, ben sadece işimi yapıyordum. Jay, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Aa? Jay, ha? Saçın yanmış. Aa, bu mu sorun değil? Lani, sana asansörün bozuk olduğunu söylemiştim. Ha? Neden gidip ona bindin? Aslında asansörün gerçekten bozuk olmadığını sandım. Binmemi, beni sevmediğin için istemediğini zannettim. Ne? Ben mi? Evet. Oh. Ne zaman karşılaşsak hep bana kızmış gibi görünüyorsun. Hayır, seni sevmediğim için değil. Sadece endişelendiğim için. Sahi mi? Elbette. Benim işim tehlikeli bir duruma düşmediğinden emin olmak. Aa, bunu bilmiyordum. Üzgünüm Jay. Sorun değil. Bir daha dikkatli olmanı söylediğimde beni dinlemelisin. Tamam mı? Tamam. Ertesi sabah Lani, Jay'i görmek için acil durum merkezine gider. Jay! Jay! Ha? Nereye gitti? Lani! Ha? Bir sorun mu var? Frank, acaba Jay'i görmüş olabilir misin? Demek Jay'i arıyorsun. Jay, dışarı çık. Ha? Ha? Merhaba. Vay Jay. Gerçekten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aa, artık gidip oyun parkında oynayabilirsin. Asansörü onarmayı az önce bitirdim. Sahi mi? Vay, heyecan verici. Bugün oyun parkında oynayacağım. Dur. Ha? Lani. Bugün güvenlik kontrolünden geçtin mi? Evet, elbette. Tamam, o zaman hoşça kalın. Hoşça kal. Dikkatli git. Tamam. Umarız yeni kurtarıcı Jay iyi iş çıkarmaya devam eder.